Ensar Aytekin, AKP vatandaşın sırtındaki kamburdur. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin artan kur şokunu değerlendirdi. Bahsedersiz politikalarla iktisat tarihinde örneği olmayan tellerle bütün ekonomiyi sarayın iki dudağı arasına aldıklarını ifade eden Aytekin, AKP artık vatandaşın sırtındaki kamburdur. Milletin canı yanıyor, cebi yanıyor. Mutfaktaki ocak kaynamıyor. Sofrada ateş var. Ülke iki itiraz sahibinin inadı yüzünden sefalete sürükleniyor. Acil seçim kararı alınmalı. Ülkeyi daha ne kadar yıpratacaksınız? Dedi. CHP'li Aytekin konuya dair açıklaması şöyle. Sandık acilen kurulsun. Türkiye tarihinde görülmedik bir buhran yaşanıyor. Ekonomiyi dışa bağımlı hale getiren basiretsiz iktidar, dünya iktisat tarihinde eşi benzeri olmayan faiz sebep enflasyon sonuç fikrini ekonomide genel politika haline getirdi. Merkez Bankası'nın son faiz indirimiyle birlikte dolar 13 TL seviyesine geldi. Piyasaya müdahale edecek bir silah kalmadı. Henüz 13 kuruşluk kur ekonomiyi yansımadı. Bu gördüğünüz fiyatlar doların 8-9 TL arasında hareketinin yansıması. Yani çok daha kötü günler bizi bekliyor. AKP artık vatandaşın sırtındaki bir kamburdur. Vatandaş isyan ediyor. Acilen sandığı getirin, ülkeyi daha fazla yormayın. Faize karşısanız önce kamu yönetim kurumu faizlerini silin. AKP faizle ihya olan kurdaki artışla zenginleşen bir üç avuç azının zihniyetlerinin yansımasıdır. Çıkıp faizle mücadele ediyoruz. Nasıl ortadan gibi söylemlerle ekonomi yıkımı kılıf arıyorlar. Madem faize karşısınız, üniversitelerin KYK faizlerini, ceza faizlerini silin. Devlet elde ettiği faiz gelirlerini bütçeden silin. Görelim gerçekten faize karşıt mısınız? Değil misiniz? Rantçı çeteler servetlerini ikiye bölerek bir kısımda faizi, bir kısmı da dövize değerlendiriyorlar. Faiz inse de kazanıyorlar. Kur inse de olan ise vatandaşı oluyor. Sanayici intiharın eşiğine geldi. Akıllarınca döviz artarsa ihracat artar diye hesap yapıyorlardı. Bu kur sanayiciyi perişan etti. Gelen döviz sanayiciye kalmıyor. Ülke rezervi artarken döviz artıyor. Bunun tek sebebi var. İhracattan dönen dövizi de Merkez Bankası alıyor. Dolayısıyla sanayiciye de ihracatçıya da isyan ediyor. Sanayiciler intiharın eşiğindeler. Kurdaki artış sanayiciyi perişan ediyor. Böyle giderse herkes işsiz kalacak. AKP'nin akıl dışı girişimleri sonucu ekonomide buhran yaşanıyor. Önümüzde kara kış. Daha yüklü doğalgaz faturaları gelmedi. Kurun şu anki seviyesinin etkileri henüz görülmedi. Recep Tayyip Erdoğan ekonominin kitabını yazdık diyordu. Yazdığı kitap insanları işsiz, çalışanı maaşsız, sanayiciyi üretimsiz, emekliyi huzursuz bıraktı. Böyle giderse herkes işsiz kalacak. Vatandaş evine ekmek götürmenin derdindeyken beyefendiler hamaset yapıyorlar. Getir insanlığı. Vatandaş sırtındaki kamburu bıraksın. Bu ülke için artık bu yük taşıyamaz durumdadır.